Merhaba, hoş geldiniz. Öz Şifa Baharat ve Bitkisel Ürünler Mağazası'ndan Özgen. Evet, kilo verememek olarak düşünürsek bu sorunuzu. Kilo verememenin birçok nedeni var aslında. Bunlar nedir? Ödem fazlalığı vardır vücutta. Ödem atımı için bitkisel ürünlerden faydalanabilir. Yağ yakımı azdır vücutta, onun için bir şey kullanılabilir. İşte metabolizm açısından bir sıkıntı vardır, onun için farklı bir şey kullanılabilir. Veyahut da iştah kapatıcı bir şeyler kullanır eğer iştah fazlalığı varsa vücutta. Hani bunları neden bu şekilde dört ayrı başlığa ayırdık? Çünkü örnek veriyorum, benim iştah fazlalığım var. Benim iştah kapatmamak için bir şey kullanmam gerekir ki kilo verebileyim. Hani ama başka bir kişinin iştah kapatıcı özel iştah ilgili bir sıkıntısı yok. İştah kapatıcı özellikle bir bitki kullanması gerekmez. Örnek veriyorum, ödem fazlalığı varsa onun için bir şey kullanması gerekir. Hani demek istediğim şu ki herkesin kullandığı herkese fayda etmez. Onun bir kere hani işte benim arkadaşım şunu almış kullanmış, ben de onu alayım kullanayım zayıflayacağım. Öyle bir şey yok. Çünkü kişinin kilo verememe sorunları farklılaşabiliyor az önce bahsettiğimiz gibi. Mesela iştah kapatıcı son dönemde çok moda haline geldi artık bu durum. Kekreğmiş yaklaşık son dönemden kasmadığı için bir yıldır falan piyasada olan bir üründür. Ve geri dönüşlerin çok fazla olumlu şekilde almış olduğumuz bir ürün. Kekreğemişten faydalanılabilir. Chia tohumundan faydalanılabilir. Kinoa'dan faydalanılabilir. Yulaf ezmesinden veya kepeğinden faydalanılabilir. Tarçından faydalanılabilir. Bir de keten tohumundan. Hem sindirim sisteminden vücudun o iştahın kapanmasına, kan şekerinin dengelenmesine son derece faydalıdır. Bu saymış olduğumuz işte tarçın, chia tohumu, kinoa tohumu, keten tohumu, yulaf ezmesi, bu 5 tane bitkiyi bir araya getirip karıştırıp her gün öğlen yemeği yerine her öğlenleyin bu karışımı yoğurda karıştırıp yediğimizde gün boyu bize tokluk hissi vermesine yardımcı olacaktır. Veyahut da şey, kekreğemişten her sabah zaten şase poşetler içerisindedir. Her sabah uyandığımızda kahvaltıdan yarım saat önce bir su bardağı, kupa bardak daha doğrusu sıcak suyun içerisine bir poşet katıp içtiğimizde yine bizi gün boyu iştah kapama anlamında yardımcı olacaktır. Bunlar iştah kapatıcı ürünler. Şeye geçersek ise ödem atıcı, işte kiraz sapı, mısır püskülü, avokado yaprağı, papatya, yeşil çay gibi bitkilerden bu anlamda yine faydalanıyor olabiliriz. Metabolizmanın hızlanması için sinameki, acı çehre, açlık otu gibi bitkilerden faydalanabiliriz. Rezeneden faydalanabiliriz ama özellikle sinameki, açlık otu ve acı çehre için bu söyleyeceğim şey geçerlidir. Bu bitkiler biraz fazla bağırsakları yoracak bitkiler olduğu için her gün tüketilmez. Günde bir kez, 2 güne bir şeklinde tüketilmesi gerekir. Her gün tüketilmesi bu sefer bağırsakta tembelliğe yol açacak. Bu da bağırsak, yani şunu diyecek aslında, düz mantık düşünürsek. Bana bu bitkiyi vermezsen ben çalışmam diyecek. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Bir de yağ yakımı için de L-karnitinli çaylardan faydalanırsak şayet vücudun daha hızlı bir şekilde yağ yakımına yardımcı olmuş olacağız.